Aloha. Bu Abraham videosunun konusu korkuyla kriz zamanlarında baş edebilmek. Bu videonun İngilizcesi yani İngilizce versiyonu esas Abraham'ın konuşmasını açıklamalara ekliyorum biliyorsunuz. Ama yine de ilk defa bu videoyla Abraham çevirilerini dinliyorsanız bilginiz olsun. Bu arada diğer Abraham videolarını da açıklamalara genelde hep ekliyorum, yine ekleyeceğim. Oradan zaten bakabilirsiniz. Bu videonun İngilizcesi Dealing with Fear During Times of Crisis. Bu arada daha önce Abraham videolarını izlediyseniz şöyle bir noktası var. Normalde 8-10 dakikalık çeviriler yapıyordum. Ama bu sefer böyle bir 15-16 dakikalık bir video bu. O yüzden de açıkçası da hani İngilizce altyazı olduğu için de biraz daha kolay olur diye düşündüm. Ama tabii ki de zahmetli oluyor. Sizden tek ricam arkanıza yaslanın eğer evinizde ya da böyle müsait bir yerdeyseniz. Değilseniz de bir yerlerden bir yerlere koşuşturuyorsanız, yürüyorsanız da söylediklerime, daha doğrusu Abraham'ın söylediklerine böyle açık yüreklilikle izin verin, size aksın diyorum. Ve Abraham konuşmasına başlıyor. Ben de çeviriye başlıyorum. Şimdiden keyifli dinlemeler. Olanı olduğundan daha karmaşık bir hale getirme. Korku hissettiğinde düşüncen berbat olmuş demektir. Bu kadar basit. Geçerli bir düşünce düşünmüyorsun demektir. Ruhunun hissettiği. Ve bu çok önemlidir. Gezegendeki her bir insanla hizaya gelebilirsin. Çünkü kesinlikle çok fazla korku satanlar var. Seni korku dolu bir yola çekip alabilecek, korku hissedeceğin yola çekip alabilecekler. Dünyadaki her konuyla ilgili olabilir bu. Ama yapmaya çalıştığın şey, yapmak istediğin, yapman gereken, yapmak için bu dünyaya geldiğin şey, kaynakla hizaya girmek ve onu hissetmek. Korku hissettiğin zaman bu hizada olmadığın anlamına gelir. Bu kadar basit. Bu düşünce kaynakla tamamen alakasız. Bunu düşünüp durmalı mıyım? Bazen düşünmeden durabiliyorum çünkü momentum yani o akış diyeyim buna çok güçlü oluyor. Ama akşam uyumaya gittiğinde o momentum azalacak ve yarın uyandığında bir seçim hakkına sahip olacaksın. Kaldığın yerden devam edip o düşüncene mi tutunacaksın yoksa yavaş yavaş dağılmasına izin mi vereceksin? Bu endişe ve korkuyu hissettiğin zaman bu sana kaynağın senin hakkında bildiğiyle ilgili ne söylüyor olabilir? Eğer korku şu anda buradaysa sen kaynaktan zıt bir şekilde düşünüyorsan kaynak sen korku hissettiğin zaman ne düşünüyor olmalı? Bu şu gibi. Çok dar bir yerde yürüyorsun ve düşebileceğin bir yer var. Oraya uzaksın ve daha önce bunu tecrübe etmedin. Kendini sağlam ve dengede hissetmiyorsun. Söylediğin gibi her yerdesin. Darmadağınık bir halde. Kendi sağlamlığını deneyimlemedin. Biz de diyoruz ki o uçurumdan uzak dur. Oradan uzak dur çünkü orası iyi bir yere gitmeyecek. Bazıları diyor ki, peki öyleyse ben haklı bir şekilde korkuyu hissediyorum. Biz de diyoruz ki, bu size güvenilmez, tehlikeli bir yerde olduğunuzu gösteriyor. O zaman sen şunu diyorsun. Burada durduğum zaman korkudan ödüm kopuyor. Biz de diyoruz ki öyleyse orada durma. Korkutucu olmayan başka bir yere git. Bu düşündüğün şeylerle olanla birebir aynı. Size korku hissettiren düşüncelerle. Başka bir düşünce hali bulun, orada durmayın. Düşüncelerinizle başka bir yere gidin. Korku hissetmediğiniz bir yere. Bu size de anlamlı gelmiyor mu? Yol gösterici sisteminiz de tamamen bununla ilgili. Rehberiniz, kılavuzunuz size, görüyor musun bunun bir uzantısı olduğunuzu söylediğimde bizi dinlemiş miydin? Fiziksel olmayan o kısmınızla ilgili. Bu fiziksel olmayan yanınız her daim sizinle birlikte. Fiziksel olmayan yanınız şu anda, şimdiki deneyiminizde, deneyiminiz her ne olursa olsun, her an sizinle. Fiziksel olmayan yanınızın bir bakış açısı var ve bu bakış açısı iyi olma hali. Değerinizi biliyor, iletişimde olduğunuz kişilerin değerini biliyor, bütün bunlarla ilgili harika düşüncelere sahip. Fakat ne zaman ki siz kaynaktan uzak,
ayrı bir düşünceye kapıldığınızda o zaman işte ayrılık başlıyor. Bu çok güçlü bir kelime çünkü aslında hiçbir zaman ayrılık diye bir şey yok. Ama bozukluğu, çarpıklığı hissediyorsunuz. Bu ilişkinin bir bakıma gerilmesini hissediyorsunuz. Korku da tam olarak bu işte. Öyleyse korkuyorum demek oluyor ki korku hissediyorum ve bu da bir duygu. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Bu da daha sonra hissedeceğim bir şeyin korkusu. Ama ben korku hissetmek yerine hayal kırıklığını hissediyorum. Çünkü duygulara sebep olan şekilde odaklanıyorum ve duyguları kontrol etmeye çalışıyorum. Ama düşüncelerimi yönetebilmekle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Korkunun ne olduğunu biliyor musun? Korku açık bir şekilde olmadığın o düğme aslında. Alıcı ve açık bir halde değilsin. Alıcı ve açık bir halde değilsin. Alıcı ve açık bir halde değilsin. İçinde bulunan kaynakla aynı titreşimde değilsin. İçindeki kaynak senin şu anda bulunduğun halinden çok başka bir kanaatte. Öyleyse senin düşüncen bunu yanlış yapabilirim ya da bunu doğru yapmıyorum ya da ne yapacağımı bilmiyorum ise kaynağın ne hissettiğini düşünüyorsun. Sen istikrarlısın. Her şey yolunda. Her şey en güzel şekilde ilerliyor. Sana kılavuzluk edilmesine bayılmıyor musun? Korku hissettiğin zaman, korku hissetmene sebep olan şey her neyse ondan uzaklaş. Tam da onun zıttına doğru git. Bizce siz korkunun ne demek olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz. Yol gösterilmesini, bunun ne demek olduğunu ve bunu anlayana dek korku hakkında konuşmaya devam edeceksiniz. Ve ona farklı anlamlar yükleyeceksiniz ve bunu içinizde aktif bir halde tutuyor olacaksınız. Oysa ki şimdi her şey çok basit gelmiyor mu? Sadece uçurumdan uzak durun. Oraya gidip durmaktan vazgeçin. Şimdi bu birinci bölümde açıkçası aynı videoda ve ikinci bölüm yani başka bir konuşmasıyla birleştirildiği için ben de devam edeceğim aynı konuyla alakalı olduğu için. Bu arada arkadaşlar hani bu bir çeviri olduğu için her kelime %100 inanılmaz yani olabildiğince doğru çeviriyorum. Ama böyle cümlelerde biraz devriklik oluyorsa da kusuruma bakmayın, bir çevirmen değilim ama elimden geleni yaptığımı da bilin. Şimdi ikinci bölüme Abraham başlıyor, ben de başlıyorum. Eğer bilinçli olarak farkında olsaydınız, bizim bilinçli olarak var olduğumuzun farkında olmamız gibi, insanların endişelendiği şeylerin sizi endişelendirmesine izin vermezdiniz. Çünkü insanların var olduklarından beri endişelendiklerini bilirdiniz. Her şey evrilmeye ve daha iyi olmaya devam ediyor. Daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi ve hep daha iyiye. Tabii ki küçük bir şeye odaklanıp onun içinde size iyi hissettiren elementler, etmenler bulabilirsiniz. Ya da size iyi gelmeyen şeyleri bulabilirsiniz. Ve bu tamamen kendinizi ona ayarlayabilmenizle ilgili. Burada sergilediğin sana iyi hissettiren durumları gözlemliyor olman. Ama bu da bir yere kadar. Aynı zamanda gösteriyorsun ki iyi hissetmenin en büyük sebeplerinden biri çevrendeki her şeyi kontrol etmekle ilgili iyi iş çıkarıyor olman. Yani aslında sana iyi gelmeyen her ne varsa onları görmezden gelebilmeyi başarıyorsun. Lakin hoşuna gitmeyen ya da sana iyi hissettirmeyen bir şey gördüğün zaman kontrolden çıkıyorsun. Bu da şu sonuca götürüyor. Birçok insan çevrelerini kontrol altında tutabilmek için haddinden fazla çaba harcıyor. Başka bir deyişle neredeyse tanıştığınız herkes çevresini kontrol edebilmek için ellerinden geleni ardına koymuyor. Ve onların mutlulukları ne kadar kontrol sağlayabildikleriyle doğru orantıda oluyor. Çevrenizi kontrol etmekle ilgili mücadele ediyorsunuz ve iyi iş çıkarıyorsunuz. İyi hissediyorsunuz ve sonra bir kuş yuvası gibi basit bir şey sizi dengeden koparıyor ve arkadaşınız size kontrol edemeyeceğiniz başka şeyler söylemeye başlıyor. Konudan konuya atlıyoruz. Konudan konuya atlıyoruz ve sizin gibi biz de başıboş konuşuyoruz. Ama size şunu söylemek istiyoruz ki anladığınız, kavradığınız o yere gelene kadar dünyada çok fazla odaklanıp ve kontrol edemeyeceğiniz konu var. Ve eğer ki mutluluğunuz bunları kontrol edebilmeye odaklı olursa
asla mutlu olamayacaksınız. Başka bir alternatifiniz daha var. Kendinizi izole edip mutsuz eden konulardan uzaklaşmak yerine size iyi hissettiren her ne varsa ona odaklanmak. Sabit bir şekilde odaklanmak. Ta ki bunu titreşiminizin içinde çok güçlü bir şekilde hissedene kadar. Bundan sonra size sadece iyi hissettirecek şeyler gelecek, dünyanıza girebilecek. Başka bir deyişle, bazen insanlar diyor ki, Abraham, ne dediğini anlamıyorum. Eğer dünyamın en iyi giden bölümüne odaklanır ve sadece bu titreşimi yakalarsam, öyleyse evren bana sadece çok iyi şeyleri getirmeyecek mi? Ve ben sadece harika dünyamı gözlemlemeyecek miyim? Ve sonra evren bana daha fazlasını sunmayacak mı? Benim burada yaptığım da zaten tam olarak bu değil mi? Biz de evet diyoruz. Ama istiyoruz ki ötesine geçin. Gözlemlediğiniz şeyin sizi iyi hissettirmesinin de ötesine. Biz endişelendiğiniz konular hakkında aklınızın gücünü kullanmanızı istiyoruz. Mesela kutup ayıları. Onları daha iyi bir yerde hayal edin, görün. Sizi daha iyi hissettirecek bir yerde. Arkadaşınızın koşu öncesi ısınması gibi kasını zedelememek için. Sizin de hayattaki koşunuz için öncelikle ısınmanızı istiyoruz. Arkadaşınız için ısınmanızı istiyoruz. Size yaklaşan ve duymak istemediğiniz bir şeyi söyleyen, kendinizi bu durumdan korumak yerine buna hazır olmanızı istiyoruz. Düşüncenizi korkudan rahatlığa çevirebilirsiniz. Bir şey başarmak için istemiyorsunuz bunu. Olacak olan şu, böyle yaptıkça titreşiminiz değişecek ve size sizin dünyanızda iyi hissettiren her ne varsa onların gelebilmesine izin vereceksiniz. Esther, bu arada Esther Abraham kanalıyla konuşan kadın, Esther şunu keşfediyor. Hayatı büyüyüp genişledikçe daha az kontrol sahibi oluyor hayatında olanlarla ilgili. Ve dünyanızı kontrol etmeniz gerektiğine inandığınız zaman çok dar pencereli bir dünyada yaşıyor olmanız gerekir. Hayatınızın kontrolünün çekim yasasından ibaret olmasına izin verdiğinizde ve bulabildiğiniz en harika düşünceleri bulup düşündüğünüzde o zaman işte dışarı çıkabilirsiniz. Dünyanın gerçekten aktığı, her şeyin korku duymadan aktığı. Görmek istemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacağınız durumun aksine. İnce bir çizgi var ve bu ince çizgi anlamaya değer. Çok fazla iyi hissetmeyi istemek ve kendime iyi gelmeyen düşüncelerden uzak tutmak. Her ne olursa olsun kendimi iyi hissedeceğim o yere getirebilirim. Ve insanlar endişeleniyor. Sanıyorlar ki eğer kendimi iyi hissettiğim o yere getirirsem her ne durumda olursa olsun bu durumda evren üstesinden gelmem gereken daha berbat şeyler getirmeyecek mi? Biz de bunun hiçbir şekilde böyle işlemediğini söylüyoruz. Özgürlük odasına giriş yapıyorsunuz. Sonunda bunu kavradığınız zaman. Dengede, kararlı ve hizalı bir şekilde bulunabilirsiniz. Her ne oluyor olursa olsun. Ve birçok insan var berbat şeylere odaklanmaya kararlı olan. Ve biz de dünyada berbat şeylerin olduğunu reddetmiyoruz. Fakat bazıları o berbat şeye odaklı kalmayı tercih ediyorlar. Sanki ona odaklandıkları zaman çözebileceklerine, konuya ışık tutabileceklerine inanıyorlar. Biz de diyoruz ki, berbat şeylere odaklanmak sadece sizi çözümden ayırır ve kim olduğunuzu unutur hale getirebilir. Bizce en derinlerde siz de bunu anlıyorsunuz. Bu sebeple aşırı hassas bir hale getirdiniz kendinizi. Öyle ki düşen bir kuş yuvasını bile görmeye tahammül edemiyorsunuz. Biz anlamanızı istiyoruz ki hassasiyetiniz sizi alignment'a hazırlamalı. Her koşulda ve deneyimden uzaklaşmanıza sebep olmamalı. Hissedebileceğiniz tek özgürlük olumsuz ve negatif duygulardan özgürleşmek. Negatif duygulardan özgürleşmek. Deneyimlerden kendinizi mahrum bırakmanız anlamına da gelmiyor bu. Her deneyiminizin en iyisi olması haline kendinizi akord edebilmeniz anlamına geliyor. Bu çok enteresan bir şey çünkü kendinizi akord ettikçe deneyimleriniz çok daha harika hale gelecek. Sadece bilmelisiniz ki şehirden şehre dolaşıyor olsanız dahi bu gemi boyunca çok kayda değer bir fark hissetmediniz mi?
insanların görüş açılarıyla ilgili. Bu arada parantez açıyorum. Bu kayıt büyük ihtimalle bir gemide Abraham'ın düzenlediği her yıl 3-4 cruise oluyor, böyle gemi seyahati diyeyim. Onda olduğu için gemi örneğini veriyor. Parantezi kapadım. Değişiklikleri hissedebiliyor musunuz? İnsanların dünyayı nasıl gördüğü ve bunun sonuçlarıyla ilgili ve bu sizin kontrol etmekle ilgili hiçbir umudunuzun olmadığını anlamanızı sağlamıyor mu? Bundan vazgeçebilmenizi sağlamıyor mu? Kutup ayılarını kontrol etmekten vazgeçtiğinizde ya da kuş yuvasının düşmesinden ya da size endişe veren her ne varsa onu kontrol etmekten vazgeçtiğinizde ve yerine size iyi gelen şeye odaklanmak için kontrol yeteneği kazandığınızda her nerede duruyor olursanız olun, o zaman doğduğunuz zaman anladığınız özgürlük hissini keşfedeceksiniz. Kaynakla iletişimde kalabilme özgürlüğü, kuşun hissettiği özgürlük, yuvası düşmüş olsa bile. Bir başka deyişle kutup ayısının hissettiği özgürlüğü başları dertte olduğu halde. Hayvanların insanlardan çok daha iyi olduğu bir konu var. Onlar endişe etmiyorlar. Sizin de oraya doğru gitmeniz çok iyi olur. Onlar yaygara çıkarmıyor, endişelenmiyor, negatif duygu hissetmiyorlar. Bir şeye odaklanıp o konuda kendilerini o titreşimde tutmuyorlar. Eğer ki o şey hayatlarında sevimsiz olan bir konuysa tabii ki. Neşe dolu hayatlar yaşıyorlar doğdukları andan ölene kadar. Jerry, yani Esther'in kocası, Jerry ve Esther ne zaman böyle bir sohbet olsa başa çıkamayacak gibi oluyorlar, hayvanlara kötü davranıldığını söyleyenler olunca ya da tabii ki insanlara. Sanki o insana ya da hayvana odaklanıldığı zaman sorun çözülecekmiş gibi. Bir başka deyişle, yeteneğiniz ve isteğiniz var ve biliyorsunuz içten neşeli olabilmeyi. Sadece düşüncelerinizi bunu yaşayabilmeniz için eğitmeniz gerekiyor. Ve bunda iyi oldukça etrafınızda da harika şeyler ortaya çıkmaya başlayacak. Şunu duymanızı çok istiyoruz, şu ikisi arasındaki farkı. Herhangi bir nedeniniz olmadan kendinizi iyi hissetmek. Tekrarlıyorum. Herhangi bir nedeniniz olmadan kendinizi iyi hissetmek. Bu zaten size bir neden verecek. Neden için talep etmenizdense, çünkü talep ettiğinizde iyi hissetmeyeceksiniz. Başka bir deyişle, duyguyu bulmalı, kronik bir şekilde deneyimlemelisiniz. Ta ki dünyanız bunu sizin için tam anlamıyla gerçek kılana dek. Sonrasında iyi niyetli arkadaşlarınız gelip size dert yanabilirler. Öyle hissetmenizi isteyebilirler. Ve siz kaynağa sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Dikkatinizi veriyorsunuz. Onlar da ama böyle bir sorun var ve bu berbat ve hepimiz buna odaklıyız diyebilirler. Bu yeni trend diyebilirler. Ama siz kendi bağlantınızı keşfettiniz, fark ettiniz. Onların aklınızı çelip sizi caydırmasına izin vermiyorsunuz. Her ne kadar bu konuda inatçı ve ikna edici olsalar dahi. Abraham'ın bu en uzun videosu olacak diye düşünüyorum. Ama çok şifa olsun, çok yol göstersin diye umuyorum. Ben her zaman Abraham'ın her bir çevirisini yaptığımda ve sizinle paylaştığımda inanılmaz mutlu oluyorum. Sizden gelen geri dönüşler de inanın beni çok 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 mutlu ediyor. Yani yapıcı eleştiriler dahi beni çok mutlu ediyor. Ki zaten genel olarak çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bunun kıymetini ve değerini de çok bildiğimi bilin lütfen. O yüzden minnettarım. Dileyenler Karde Elena'dan, Instagram'dan bana ulaşabilirler ya da oradan Instagram'a bakabilirler. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, diğer videolara da göz atmak isterseniz abone olup bildirim zilini açın derim. Kocaman mahalo. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.